Taksim'in simge yapılarından biri de böylesi değerli bir meydana yakışır bir heykel. Cumhuriyet anıtı. İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica'ya yaptırılan heykel 1928 yılında şu andaki yerine yerleştirilmiş. 11 metre yüksekliğindeki anıtın bir yüzü Cumhuriyet Türkiye'sine, arka yüzü de Kurtuluş Savaşı'nı simgeliyor. Cumhuriyet Türkiye'sinin simgelendiği yüzünde Atatürk'le sağında İsmet İnönü, solunda Fevzi Çakmak, arkalarında yurttaşlarla Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in kuruluşunda maddi ve manevi desteği olan iki Rus generali var. General Mihail Vasilyevich Frunze ve Mareşal Kliment Vefremovich Voroshilov. Bu Rus generallerin heykelde yer alması, Türklerin vefa anlayışına sahici ve kalıcı bir örnek. Anıtın yan yüzlerinde ise birer asker ve taşıdıkları bayrak ve sancaklar bulunuyor. Proje başlangıçta havuzlu olarak düşünülmüş ama yeterli para bulunamayınca havuzdan vazgeçilmiş. Bir başka ilginç bilgi de heykelde yer alan kadın figürlerine ilişkin. Kadınlardan birinin başı açık, diğeri ise peçeli. Heykelin siparişi İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica'ya verildiğinde ona bir Türk heykeltıraşın stajyerlik yapmasını istemişler. Sanayi Nefise Mektebi'nde bir yarışma düzenlenmiş. Yarışmayı Sabiha Ziya Hanım kazanmış. Ancak o dönemde bir kadının yurt dışına hem de erkek bir heykeltıraşın yanına yalnız gönderilmesi sakıncalı bulunmuş. Ve umut verici bir başka sanatçı olarak görülen Hadi Bey ile birlikte Roma'ya gönderilmesine karar verilmiş. Sabiha Ziya Hanım hem heykeltıraş hem de model olarak Cumhuriyet anıtında yer almış. Yani genç Cumhuriyet'in geleneksel ve modern yanını heykelde simgeleyen iki kadın Sabiha Ziya Hanım'ın ta kendisi.